İmralı'daki tecrit Türkiye'deki şu andaki atmosferden bağımsız değil aslında. Kürt sorununda ilişkin bir tecrittir aslında. Yani yaklaşık 4 ile yaklaşıyor. Sayın Abdullah Öcalan ve oradaki bulunan insanlar kendi ailelerle görüşme yasağı yaşıyorlar şu anda. Avukatlarıyla görüşemiyorlar. Türkiye'deki siyasi partilerle görüşmüyorlar. Aslında bu görüşmemenin şu anda Türkiye maliyeti çok ağırdır ve Türk halkı, Kürt halkı ve Türkiye'de yaşayan bütün halklar aslında şu andaki bu faturayı çok ağır ödüyorlar. Türkiye'deki şu andaki ekonomik buhranın da bir şekilde aslında tecrit onu etkiliyor. Çünkü tecrit bir yerden sonra Türkiye'deki çatışmalı ortamın yükselmesi, gerilemesine neden oluyor. Ve haliyle Türkiye'deki tüm aslında yaşam biçimini etkiliyor. Biz şu andaki durumu tecrite bağlıyoruz. Tecriti de Kürt soruna demokratik çözüm önünü engellemek için şu anda ısrarı yapılan bir sistem biçimidir aslında. Dünyanın hiçbir yerinde bir insan 4 yıl, 4,5 yıl ailesiyle görüştürme ve avukatlarıyla görüştürme gibi bir sistem yoktur aslında. Bu sistem sadece şu anda Türkiye özgü bir sistemdir ve AKP, MHP'nin MHP iktidarının aslında sistemidir, gayri insanidir. Bu biraz da aslında şeydir, yani savaştan ısrardır aslında tecritin ağırlaştırması. Öyle okumak gerekir aslında. Savaşta ısrardır, çatışmada ısrardır ve yoksullukta ısrardır diye düşünüyoruz. 8 aya yakındır bir kampanya süreci var. Türkiye ve dünya genelinde Kürdistan'da bir kampanya var aslında. Yani bu kampanyana istenilen şey aslında şudur. Yani var olan soruna dikkat çekmektir aslında. Bizim genel anlamda tecritin kaldırılmasındaki ısrarımız, daha önce de söyledik aslında, biz tecritin kaldırılmasından barışı görüyoruz aslında. Hukukun üstünü görüyoruz, insan hakları görüyoruz, demokrasi görüyoruz. Ve Kürt soruna demokratik bir şekilde çözüm bulduğumuz için aslında tecride ısrar ediyoruz. Bu kapsamda aslında ülke genelinde dönem dönem çeşitli eylemler ya eylemsellikle yapıldı. Yani cezaevinde TÜSAK'ların başlatmış olduğu açlık grevi vardı. Dışarıda ailelerin, genel anlamda anaların başlatmış olduğu nöbet eylemleri vardı. Sonrasında TÜSAK'ların işte görüşe çıkmama, mahkemeye ve telefona çıkmama eylemselliği oldu. Bu eylemsellik de bu dönemden sonra sonlandırdı. Ama şu oluyor aslında, bu eylemselliklerle aslında kamuoya bir şey, duyarlılık oluşturuldu. Ama bizce yeterli değildir. Bu daha fazla kitlenin, daha fazla aslında Türkiye toplumunun ses çıkartması gerekiyor diye düşünüyoruz. Eylemsellikler de buna yönelik olması gerekiyor. Böyle bir tartışma içindeyiz aslında. Daha çok Türkiye'ye yayma. Türk halkını da aslında Türkiye'deki yaşayan bütün halkları bu eylemselliklere ortak etmek gerektiğine inanıyoruz. Ve şöyle bir gerçeklik de var aslında. Yani bu tecrit aslında bütün bu Türkiye'de yaşayan bütün halkları etkilediği için biz bir şekilde herkese dokunup herkesi bu eylemselliklere ortak etmek istiyoruz. Bizim şu andaki tartışmalarımız da daha çok yeni eylemselliklerin oluşması ve bu yeni eylemselliklerin de daha çok Kürdistan'dan ziyade Türkiyeleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Yani bir duyarlılık olduğu, bir gündem olduğu, bir kamuoyu olduğu ama bize yeterli değildir. Biz bundan sonra aslında bu yükü cezaevindeki insanların omzuna yüklemek istemiyoruz. Öyle bir hakka sahip olduğumuzu da sahip olmadığımızı da biliyoruz aslında. O anlamda bizim genel anlamda daha gür bir sesle, daha örgütsel, daha örgütlü, daha kitlelere ulaşabilecek, kitleleri bu eylemlere ortak edecek eylem modelleri tartışıyoruz aslında. Biz bundan sonra da böyle bir netleşmeye gittikten sonra zaten kendi yapımızla da, kendi kamuyla da paylaşırız. Ama genel anlamda eylemselliklerin bir şey oldu, bir gündemleşmesi oldu. Bundan sonra da yapmaya çalışacağız. Yani biz bundan sonra aslında hem Ankara'ya gidiş hem AK Parti önündeki eylemlerin sonlanmasından yanayız ve böyle öneriler var aslında. Bizim yapımızdan böyle öneriler var. Yani şöyle, bunun daha kapsayıcı öneriler de var aslında. Yani heyetler oluşturup Ankara'daki tüm siyasi partilerle görüşme planlarımız olacak bundan sonra. Kurumlar, kuruluşlar, sendikalar, yabancı temsilciliklerle
görüşmelerimiz olacak. Böyle bizim yani ulusal heyetin içinde milletvekilleri, kanat önderleri, analarımız, bir de yani Türkiye'de sözü dinlenen yazarlar oluşacak bir heyetle aslında yani haftada bir de olabilir, 15 günde de bir olabilir. Bu insan bu kuruluşlarla görüşüp aslında bir şekilde tecritten Türkiye'ye maliyeti, tecritten Türkiye olumsuzlukları, tecritten Türkiye'den doğru aslında Türkiye'ye gelen herkese olumsuzluğun ne kadar derin olduğu anlatmaya çalışacak. Bir de yani bunun dışında yerellerde de aslında komisyonlar kurulup aslında yereldeki tüm renkli kesimlerde, tüm renklerle aslında bir araya gelip tecrit ve tecritin sonuçlarını tartışma önerileri vardır. Bunun dışında işte seminerler burada Avrupa'da seminerler önerileri vardır aslında. Seminerler de Türkiye'deki aslında çatışmalı ortam, Türkiye'deki hem tecrit hem de cezaevindeki kötü koşulların durumu anlatma ve bu konularla aslında seminerlerin, toplantıların olma önerileri vardır. Ve bunu daha çok netleştirdikten sonra, formüle ettikten sonra da böyle bir şey var. Böyle yürüyüş yani farklı illerimizde aslında kısa vadeli de yürüyüşlerin olması veya işte seçilen insanların kanat önderlerle beraber aslında bir yürüyüş olup yürüyüşün sonunda bir oturma eylemi önerileri vardır. Yani bir sürü aslında yapımızdan gelen öneriler vardır. Biz bu önerileri netleştikten sonra, formüle ettikten sonra da en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşacağız. Şu anda hem bizim yapımızda hem bizim siyasetimizde bizim birinci gündem maddemiz tecrittir. Yani bütün toplantılarımızda, bütün gittiğimiz yerde, ziyaret ettiğimiz ailelerde, insanlarda, kurumlarda bizim ana gündem maddemiz tecrittir. Bunun nedeniyle biz tecritin aslında bu ülkeye getirmiş olduğu bir çatışmalı ortam var, bir hukuksuzluk var. Yani demokrasinin aslında ayak altında alma durumu vardır. Bu anlamda tecrit bizim bütün yaşamımızı etkiliyor aslında. Toplumun bütün yaşamına bir şekilde olumsuz bir etkisi oluyor. Biz bunun için bütün önerilerimiz, bütün toplantılarımız, bütün gündemlerimiz tecritin kaldırılması üzerine yapılabilecek demokratik eylemler üzerindedir.